Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâhu mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak, sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahumme salli ala şefii. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe ve'l-yevmel âhir ve zekerullâhe kesîrâ. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'an-ül azim. Mübarek lana fihi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahal hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum. Lezî la yemut ebeda. Ve defa'at ankum s-suhe. Bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, İnne hâded dîne bedâ gariben ve se'udu kemâ bedâ. Fatûbâ lil gurabâ. Bu din-i mübin İslam garip olarak başladı. Yani gurbette bir insan düşünün, nasıl mahzun olur, boynu bükük olur, arkadaşsız, sahipsiz, yardımsız kalır. Din böyle başladı. Tek başına Resulullah Efendimiz bu işi başlattı sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman yalnız idi, arkadaşı yok, sahibi yok, yardımcısı yok. Ancak Allah-u Teala. Ve se'udüke mâ bede, başladığı gibi de dönecektir. Yani ahir zamanda da din-i mübin İslam yine garip kalacak. İşte biz o zamana düştük şimdi. Din-i mübin İslam asr-ı saadetten beri bu zamanki kadar gariplik çekmedi. Şimdi çekiyor. Ama burada bize bir müjdeler vardır. İnşallah o müjdelerin ehli oluruz. فَتُوبَا لِلْغُرَبَا, o gariplere müjdeler olsun. O garipler kimdir? اَلَّذ۪ينَ يُصْلُحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْد۪ي مِنْ سُنَّتِ, benim ardımdan insanların benim sünnetlerimden bozduklarını düzeltirler. Şimdi bu zamanda biz kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin sünnetini yaşatırsak ve insanların bozdukları sünnetleri biz düzeltirsek bu müjdeye nail oluruz inşallah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, يَتِي عَلَى اُمَّتِي زَمَانٌ, ümmetimin üzerine bir zaman gelecek. Bak şimdi o zaman geldi. تَخْلُقُ ف۪ي sünneti, o vakitte benim sünnetim eskiyecek. Eskidi. وَتَتَجَدَّدُ ف۪ي الْبِدْعَةُ, bid'atler, uydurmalar, yani dinde yapılan yenilikler, reformlar o zaman da yenilenecek, tazelenecek. Şimdi görüyorsunuz, herkesin din anlayışı bir başka. İlahiyatın profesörleri çıkıyor, o bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor, o helala haram diyor, o harama helal diyor. Türkiye'nin başına geçmiş adam, milletin karşısına geçmiş diyor, 6666 ayet var diyor, 6000 küsurunu kabul ederiz diyor, 234'ü zaten kaldırdık diyor. Yani nelerde neler. Femen ittebe'a sünneti yevmeydin sâre gariben ve bekiye vehîdâ, o zaman da benim sünnetime uyanlar garip olacak, yalnız kalacak, tek kalacak. Femen ittebe'a bid'an nâs, İnsanların uydurduklarına uyanlar ve cedde hamsine sahiben evekler, 50 veya daha fazla arkadaş bulacak. Bak şimdi, geçen gece bir yere vaaza gidiyoruz. Allah ömür verirse her gece yoldayız biz. Bir yere gidiyoruz işte. Karınca kaderince, zayıf adam bu kadar yapıyor. Gidiyoruz bir yere sohbete. Giderken tıkandık. Fakat her gece o yoldan geçerdik, o kadar tıkanmazdık. Yağmur yoktu, kaza yoktu. Niye bu kadar yol tıkanmış? Ben o gece hayret ettim. Dediler ki, bu gece dediler saat 8'de maç var. Bütün millet yola dökülmüş, 8'e yetişecek. O zaman kafama dank etti. Ve karar verdim ki bu millet, yani anladım ki
Bu millet maça sahip olduğu kadar dine sahip olsaydı, bu dinin aleyhinde Türkiye'de çıt çıkaran olmazdı. Olur muydu? Şimdi mesela bu gece bir haber duyulsa, bir teklif sunulsa, dense ki bu futbol takımları fitne uyandırıyor mesela diyorum. Nasıl fitne uyandırıyor? İnsanları kamplara bölüyor. Sen şu takımdan, ben bu takımdan, aralarında düşmanlık uyarıyor. Ondan sonra bazı kere kazanan kaybeden taraf arasında kavga gürültü çıkıyor. Birbirini öldürenler oluyor. Bu gibi sakıncalardan dolayı futbol takımlarının kapanmasına karar verilse veyahut da böyle bir teklif verilse ne olur Türkiye'nin hali? Yarın sabah bütün halk ayaklanması olur. Belki bu gece bile ortalık ayağa kalkar ya. Niçin? Çünkü bu millet futbol takımlarını ne olsa olsun vermez. Öyle o havanın peşine efendim giderler. Ve lakin deseler ki sarık sarılmayacak. Tamam, sarmayız. Sakal kesin, keseriz. Cübbeyi çıkar, çıkarırız. Camiler kapatalım, camilere gelmeyiz. Zaten kılmıyoruz. Fark etmez yani. Dinini alsan adamın çıt çıkartmaz. Ama maçına sıra geldi mi, takımına sıra geldi mi, dünyalığına sıra geldi mi, ortalığı yıkar. Bir ev yıkımına, belediye bir ev yıkmaya kalkıyor da mahalle ayağa kalkıyor, ne olaylar oluyor, bütün televizyonlara çıkıyor. İki kişi bir mesele oluyor da lastik yakıyor, yol tıkıyor da gündeme geliyor. Bugün Müslümanlara ne desen eyvallah, hepsinin ödü kopmuş böyle bir korkaklık ve miskinlik içerisinde. Allah-u Teala Hazretleri hayırla ikaz eylesin, ıslah eylesin. Şimdi Resulullah'ın buyurduğu zaman geldi mi gelmedi mi? Bak, bir minibüs tutsan, bu gece dellal bağırtsan, desen ki para pul istemiyoruz, bedava sohbete götürüyoruz, geri de döndürüyoruz. Kaç kişi müşteri bulursunuz? İki kişi bulamazsınız. Peki, maça giderken minibüs otobüs tutsanız, bedava. Deseniz ki maça gelenler bedava götürüyoruz, döndürüyoruz. İçi de dolar, üstü de dolar, arkasına takılan da bulursunuz. O zaman da şimdi bak, sünnetime uyan tek kalacak, insanların uydurmalarına uyanlar 50 arkadaş bulacak. Nasıl çıktı ya? Gecen Gebze'deyim, vaazda arkadaş diyor ki, ya hoca efendi ne var? Bir otobüs cemaat doldurup getirdiğim yerden 10 kişi zor getiriyorum. Niye böyle azaldı? Korktular diyor. Niye korktular? Basılırız. Ulan dedim benim ağzımı bozdurmayın şimdi. Basılırsan kerhanede mi basılırsın? Burada ne var? Namaz kılınıyor, cemaat yapılıyor, Kur'an okunuyor, zikir yapılıyor. Peki bundan utanmanın ne lüzumu var? Bundan korkmanın ne gereği var? Adam kerhanede fuhuş yaptırıyor. Bu kadar milletin karısını kızını kandırıyor oraya. Efendim ne kandırmalarla milletin kızlarını Anadolu'da kaçırmalar suretiyle. Bunlara hesap soran var mı? Serbest. Bir de vesika veriyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Orada meyhanelerde içkiler, kumarlar, birbirini vuranlar. Ondan sonra efendim eroinler, afyonlar, uyuşturucu satanlar, içirenler. Bunlara hesap soran var mı? Yok. Gelmiş elinde kağıt kalem. Burası ne? Medrese. Ne yapıyorsunuz burada? Kur'an okuyoruz. Kaç kişisiniz? 25 kişi. Niye okuyorsunuz? La havle ve la kuvvete illa billah. Git hesap sor öbürlerine. İçki içene sor, kumar oynayana sor, zina yapana sor, teröristlere sor. Müslümanların ne suçu var? Müslümanlar sessiz, soluksuz. Elhamdülillah. İslam'a hizmet ediyorlar. Kur'an okuyorlar, tefsir okuyorlar, hadis okuyorlar, fıkıh okuyorlar. Elhamdülillah bir sevindirici haber alındı. Biz 14 secde yapıyoruz Fatih'te, mescitte bu sıkıntıların kalkması için. Hemen bir netice alındı ya. Bak iç işlerinden güzel bir beyan geldi. Çok hoşuma gitti. İç işleri çok insaflı davranıyor. Maşallah. Ne dediler? Dediler ki biz hakiki dindarları rahatsız etmeyeceğiz.
hakiki dindarları, çarşaflıları, kapalıları rahatsız etmeyeceğiz. Ondan sonra efendim Fatih Çarşamba'daki cemaatler, sakallar, sarıklar, bizzat bu beyan verildi. Ya bunlar dediler eskiden beri bu kıyafettedirler. Ve ondan sonra bak araştırma yapıldı. Fatih emniyet bölgelerinde suç oranı Türkiye'de en az yer çıktı. E bundan dolayıdır ki bu Müslümanları niye rahatsız edelim dediler. Bak insaf budur. Tamam. Mevla Teala inşallah anlatacak, herkese anlatacak ki Müslümanlar bu memlekette tehlike değil. İslam tehlike değil. Müslüman olmamak tehlike. Şeriat tehlike değil, şeriatçı olmamak tehlike. Çünkü şeriat Allah'ın dinidir. Allah'ın dini, Allah'ın imanı, korkusu kimde olmazsa odur milletin başına bela. Yoksa kalbinde Allah korkusu olan da zaten hiçbir tehlike olmaz. Kimseye saldırmaz, kimseye tecavüz etmez, hudut tecavüz etmez, yalan söylemez, gıybet etmez. Kul hakkını düşünür, Allah'ın hakkını düşünür. Böyle insandan kime ne zarar gelir ya? Sen böyle insanlara sahip olacağın yerde niye bunların haline gideceksin? Fakat millet, millet ödlek, millet korkak, millet böyle pısmış sısmış oturuyor. Höt dedim mi, tamam ben şeriatçı değilim diyor. Ya ne oldu kardeşim, dayak mı yedin, hapse mi girdin, ne var? He dediğin zaman da tamam bıraktım dini, dini çıktığından çıktım diyor. Ya ne oluyor sana ya? Niye dini bırakıyorsun, niye dinden çıkıyorsun? Niye korkuyorsun? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Herif gitmiş sakalını kesmiş. Lan niye kestin sakalı? Birisi sakalına sövmüş, onda kafası bozulmuş. E diline sövseydi dilini mi kesecekti? Herif geldi ağzına sövdü, kes dilini. Senin de dişin sakala geçti değil mi? Yani canın ekşiliği istiyor. Millet sünneti terk etmekte bahane arıyor. Bahane arıyor adam. Böyle bir zamandayız ya. Ben şimdi burada konuşuyorum da bazı hakikatleri, doğruları da dile getiriyorum. Zaten dediklerim hepsi doğrudur, yanlış konuşmuyorum da. Bana bazı diyorlar ki aman hoca beni bu aralar biraz üsturuplu konuş. Ne oluyor diyorum bu aralar? Adamlar evvelce bana aman hoca gür konuş, sesli konuş, gel vaaz yap bizim burada diyen adamlar şimdi baktım kapının dışında zor duruyorlar, içeri giremiyorlar. Baştan da bana nasihat ediyorlar, bana acıyorlar. Sen bana ne acıyorsun? Bana Allah acıyorsun, senin acımandan ne hayır gelir? Bana diyor ki sen biraz idareli konuş, idareli konuş. E bunun idaresi midaresi yok. Bak Floresan devrindeyiz, idare lambasının zamanı geçti. Doğruyu söylemek durumundayız, konumundayız. Ben şimdi bir şey konuşacağım zaman size mi güvenerek konuşuyorum? Ki bu cemaat beni muhafaza eder, müdafaa eder, beni korur, hakkımı korur. Ya size de güvenmiyorum ey cemaat diyorum cemaatlara. Ha kızım sana diyorum, ha gelinim senin için. Size de güvenmiyorum cemaat diyorum. Tamam mı? Niçin? Ancak Allah'a güvenilir de onun için ki kul kula güvenilmez. Bak padişah zamanında adamın birisi hayrat yapmış. Hayrat yani çeşme. Çeşmenin üzerine ne yazmış? Bu çeşmeden Müslümanlar içemez. Yok ilgi çekmiş biliyor musun bu laf? Demişler ki yanlış, hattat yanlış yazmış. Niye Müslüman olmayan içemez yazacaktı da. Müslümanlar içemez deyince bir abes kaçtı yani. Adam demiş ben bunu kasıtlı yazdım. Ya kardeşim böyle kasıtlı mı olur? Halbuki böyle ufak meseleler padişahın huzuruna çıkmaz. Ama bu ilginç bir konu yani. Belki Osmanlı'da bir defa vuku bulmuştur 600 senede. Niçin? Adam çeşme yapacak, üstüne de yazacak ki Müslümanlar içemez. Bu ne demek istiyor yani? Padişaha kadar gitmiş yani mesele. Ya şaşırtmışlar. Ya dedi sen dedi çeşme yaptın. Su en büyük hayırdır. Millet su içecek. Müslüman içemez. Sen ne gavur adamsın ki Müslüman bu çeşmeden su içemez. Buradan kim içecek de hayır olacak? Dedi padişahım sen bana hak verirsin ama dedi bir tatbikat yaparsan dediğimi denersen çıkar. Şimdi dedi kiliseye dedi papaz ayin yaptırırken devlet görevlilerini yollarsın, papazı aldırırsın ayinin içerisinden. Bir de dedi hoca vaaz yaparken cemaatin içerisinden bir de onu çektirirsin dedi meydana çıkar dedi bu laf. Hakikaten deneme olsun için gittiler bir papazı ayin yaparken yani cemaat içerisinde hadi gel papaz efendi ifade var diye götürürlerken bütün o Hristiyanlar kaç kişiyse hep düştü papazın peşine, bırakmadılar onu yalnız. Geldiler ifade verilecek yere, diyorlar ki bu adam ne suç işledi? Bunun suçuna biz de ortağız. Bunu bırakın bizi tutun. Biz buna kefiliz. Bak. Tamam dediler. Mahkeme
anlaşılmıştır, siz gidin. Bir de hoca vaaz yaparken cemaatin içerisine geldiler, hoca ben in aşağı, ne var? İfadeye götüreceğiz. O cemaat dinleyenlerden bir kişi de kalkıp gitmedi de üstüne, birisi de diyor ki bu hoca da ileri gitmiş idi zaten diyor. Öbürü de diyor ki ben biliyordum bunun başına gelecek vardı demiştim diyor. Birisi diyor hak etmiş idi diyor. Topun ağzındaydı zaten diyor. Ha işte Müslümanlar dedi ki bu Müslümanlara dedi bu çeşmeden su içirir mi dedi buna. İçemez ya. Şimdi hakikaten böyle bir toplum var. Allah'tan gayrına güvenilecek kimse yok. Zaten mümine yakışan ancak Allah'a güvenecek. Celle şanu ve celle celal. Çünkü Allah dilediğini kurtarır. Celle şanu ve celle celal. Ama Mevla'dan gayrı dünya toplansa kim kurtaramaz. Onun için hak bildiğimizi Rabbimize güvenerek konuşalım. Es-sakitu anil hak şeytan nehres. Haktan susan dilsiz şeytan olur. Ben dilsiz şeytan olamam ki ya. Niye haktan susayım? Bildiğimiz hakkı söyleyeceğiz. Ölünceye kadar Allah söylemeyi nasip eylesin. Şimdi millet böyle zamanlarda hemen başlıyorlar. İşte tedbir alalım. Ne tedbir alalım? İşte sohbetleri tatil edelim. Veya vaaza gitmeyelim. Veya sarık sarmayalım. Veya cübbe giymeyelim. Bunlar tedbir midir? Bunlar sakınmak mıdır? Değil. E şimdi ümmet fesada gitti, fitne zamanıdır. Öylece İslamiyet'i terk edelim. Tövbe ya Rab. Oldu mu şimdi? Bak. Bu kadar hadis-i şerifler okudum, gördüm. Belki yaşım az ama ömrüm bu yolda geçmiş. Yani kitapla. Bu kadar hadislerin içerisinde belki binlerce hadis taslamışım yani. Binlerce hadis. Bu hadis-i şeriflerden bir tane hadis görmedim ki ahir zamanda ümmetim bozulursa siz de sünnetlerimi terk edip işi idare edebilirsiniz. Var mı böyle bir hadis? Lütfen gören gösteren hoca varsa kaynağıyla beraber rica ediyorum. Kaynağıyla. Uydurma fetva istemiyorum. Adam saadeti ebediye diye ilmihal yazmış. Orada kendisi bir yorum uydurmuş. Diyor ki çarşaf giymek fitne olursa diyor çıkartmak lazım olur. Fetvaya bak hizaya gel. Böyle ilmihali okuyan da hepten ilimsiz olur. İrfansız kalır ya. Yazdığı nota bak. Şimdi mantolular çarşaflılara darılıyor şimdi. Ne diyorlar? Sizin çarşafınız yüzünden bizim mantomuz çıkacak. Tövbe ya Rabbel alemin. Demiyorlar ki biz de çarşaf giymediğimiz için bu hale düştük. Şimdi sarık sarmayanlar sarık saranlara takılıyor. Ya çıkarın şu sarıkları fitne çıkarıyorsunuz. Esas sarmayan fitne çıkarıyor. Saran niye fitne çıkarsın? Peygamberin sünneti fitne olur mu? Peygamberin sünneti fitne olur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne biçim konuşmak? Ne yersiz konuşmak? Böyle şey mi olur? Bir hadis gösterin. Resulullah Efendimiz buyurmuş mu ki ahir zamanda ümmetin fitneye boğulduğu zamanda siz de sürüye uyun. Var mı böyle bir hadis? Yoktur. Lütfen kimse böyle hadisler uydurmasın ya. Sağlam hadisler biz size okuyoruz. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felev ecrumiyeti şehidin. Ümmetimin bozulduğu zamanda benim sünnetime sımsıkı sarılana harpte canını vermiş 100 şehit sevabı var. Peki niçin 100 şehit sevabı bu zamanda var? Fesat zamanı diyor. Oraya zamanla kayıtlıyor. Fesat. Ya bu zamandan daha fesat zaman gelir belki. Allah beterinden muhafaza etsin. Ama bu zaman hakikaten fesattır ya. Bu zamanda sünnetime sımsıkı sarılana harpte canını vermiş 100 şehit ecri var. Yani ne demek? İş zorlaşınca Resulullah Efendimiz tarafından ücret ne yapıldı? Artırıldı. Niçin bu millet sevaba meraktır? Ucunda sevap arar. Eğer ki 100 şehit sevabını duyarsa benim sünnetimi bırakmaz. Onun için. Yani sünnet terk edilmemesi için sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi buyurdu. Adam harpte ölse kolayla şehit olmaz. Yani harpte ölmekle de şehit olunmaz. Kimi insan yatakta ölür şehit olur. Kimi insan harpte de ölse fuzuli gider. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle çok misaller buyurdu. He? Kaç tane harpte ölenlere
Millet şehit gözüyle baktı. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? O şehit olamamıştır. Onun efendim çaldığı ganimet malından aldığı bir yama, bir bez onu ateş olup yakıyor dedi. Meğer adam hakikaten ganimet malından bir şey yürütmüş. Resulullah Efendimiz biliyor. Yani demek ki harpte ölmekle bile şehit olunmuyor. Mesele iman olacak, ihlas olacak, itikat olacak, Allah rızası olacak. Dolayısıyla 100 şehit sevabı bugün almak, yatağında ölsen bile 100 şehit sevabı almak, bu ne büyük müjde. Fatih Sultan zamanında bu sevap var mıydı? Yoktu. Niçin yoktu? Fesat zamanı değildi ki. Hadiste diyor ki inde fesadi ümmeti, ümmetin bozulduğu zaman. Şimdi Fatih Sultan zamanında diyelim herkes namaz kılıyor. Birisi namaz kılmasa mümkün mü? Onu ne yaparlar? Ayıplarlar, dışlarlar, suratına bakmazlar, kız vermezler, kız almazlar, namazsız. Öyle değil mi? Namazsız adama kim bakar? Bir adam sarık sarmasa, hani sarığın nerede derler. Bir adam sakalını kesse, ne bu hani senin derler. Sakal kesebilir mi? Erkeklik alameti, herkes bırakacak. O zaman öyleydi. Bir kadın çarşafsız sokağa çıkacak. Nasıl çıkabilir? O zaman da şimdi sakal bırakmak, sarık sarmak, namaz kılmak, cemaate gelmek, sohbet yapmak 100 şehit sevabı kazandırır mı? Kazandırmaz. Niye? Kolaylık var. Bolluk var. Bolluk oldu mu ne olur? Ucuzluk olur. Yani bir mal bol olursa ucuz olur. Sevap az olur. Şimdi ne var? Şimdi kıtlık var, kuraklık var. Onun için şimdi efendim pahalılık var. Bu zamanın Müslümanı kıymetli Müslüman. Bu zamanda sünneti yaşayanlar 50 sıddık 100 şehit sevabı kazanıyor. 50 sıddık da var. Bunun sebebi ne var? Beyan ediliyor hadis-i şerifte. Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına hitaben entumul yevme ala beyinetim min rabbikum. Bugün siz Rabbinizden gelen bir beyine üzeresiniz. Ey benim ashabım, siz uyanıksınız, ayıksınız, şuurlusunuz. Çünkü vahyin inişine şahitsiniz ve ben aranızda bulunuyorum, benim sohbetlerimde bulunuyorsunuz. Onun için te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tucahidune fi sebilillah. Siz mutlaka iyiliği emreder, kötülükten nehyeder ve Allah yolunda cihad edersiniz. Duramazsınız, durulamazsınız. Çünkü ahireti görür gibi, cenneti görür gibi bir imana sahipsiniz. Onu gören, onu o imana sahip olan ne malına acır ne canına acır. Ve ondan sonra bir adamın cehenneme gittiğini gören, hele ki sevdiğinin yakını, anası, babası, karısı, kocasının namaz kılmadığı takdirde cehenneme gittiğini anlayan adam ona namaz kıl demez mi? İçki içene içki içme haramdır demez mi? Çünkü imanı sağlam olan bir insan mümkün mü? İnsafı olan, vicdanı olan, zerre kadar merhameti olan, gözle görerek bu millet cehenneme gitsin razı gelir mi? Gelemez. Niçin bugün biz neme lazımcıyız? Çünkü bizde o iman yok, o şuur yok, o ikan yok, o yakın yok. Yani cenneti cehennemi gözle görür gibi bir hal olsa bizde, bugün Müslüman malını da canını da Allah'ın yoluna seve seve verir. Bizim gibi gevşeklik yapar mı? ثُمَّ تَزَرُوا ف۪يكُمُ السَّكْرَتَانِ. Sonra iki sarhoşluk sizin aranızda belirecek. Yani siz, yani ümmetim demektir, sahabe arasında değil, ahir zamanda gelen ümmeti kastediyor. Yani bizim zaman. İki sarhoşluğun biri sekratül cehli, bilgisizlik sarhoşluğu. Şimdi bu zamanda en büyük bela nedir? Cehalettir. Neyi bilmemek? İslam'ı bilmemek. Tehlike nerede? İslam'ı bilmemek. Çünkü bugünün profesörlerini bile toplasanız, şeriattan bir mesele sorsanız bilir mi? Hatta o profesörlerin çoğuna sorsanız Allah-u Teala'nın kaç ismi var sayabilir mi? Yaradan'ın adını bilmez. Mekteplerinde bile çoğu Allah demeye utanırlar, doğa diyorlar, doğa. Tabiat, doğa. Lafa bak ya, Allah demeye hayal ediyor çokları, bu profesörlerin. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah var mı? Yok. Ondan sonra bu bilgisizlik milleti kaplayacak. Şimdi o zamandayız. Öyle bir cehalet diz boyu. Aydın geçinen kesim en karanlık kesim. Yani en cahil onlar kalmış. Bugün köydeki koca karı nene onlardan daha bilgili. Sıfat-ı zatiye desen, sübutiye desen belki sayar da profesör olmuş, sıfat-ı sübutiye dedin mi trene bakar gibi suratına bakar. Ne diyor bu adam diye. Yani Allah'ın sıfatlarını sayamaz. Kör. Allah'ını bilmeyen amadan beter. Şimdi bu cahillik öyle bir sarhoşluk ki. Mesela adam
Türkiye'nin başına geçmiş, milletin karşısına geçmiş, ne diyor? 6666 ayetin diyor, efendim diyor, 234 tanesini geçersiz yaptık diyor. Çünkü biz diyor çağdaş olmak için diyor böyle yapmak zorunda kaldık. Onlar çağ dışı kaldı diyor. Tövbe ya Rabbi. 60 milyonun gözüne bakarak konuşuyor. Ve bu 60 milyondan ekserisi de bu adam ne diyor, ayetleri inkar ediyor diye anlayacak şuura da sahip değil. Dinleyenlere çoğu ne diyor? Doğru söylüyor diyor. E bunu %99'u Müslümanım diyen bir toplumda Allah'ın ayetlerini inkar eden bir insana doğru söylüyorsun diyenin hali ne olur? Ama bilgisizlik var, cehalet var, bilmiyorum, toplum bilmiyor. Zannediyor ki Kur'an'ın işine geleni alınır, işine gelmeyeni atılabilir. Halbuki Kur'an-ı Kerim hiçbir profesörün yazdığı bir kitap değil ki işine gelenini al, işine geleni at. Kur'an-ı Kerim insanların yaptığı bir anayasa değil ki senede bir değişiklik yap. Kur'an-ı Kerim kainat yaratan Allah'ın kelamıdır. Harfine kadar onun bir noktasına zeval var mı? Bir ayetine değişiklik var mı? La tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimeleri asla değişmez, Allah buyuruyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya mübarekler, burası İslam memleketidir, bu millet İslam milletidir. Hazreti Kur'an Allah'ın kitabıdır. Bu. Hepimiz amentü billahi diyoruz ve kütübi kitaplara inandık. Allah'ın Kur'an'ına inanan Kur'an'ı böldürür mü ya? Böldürür mü? Milleti çağıracaksınız inşallah. Davet edeceksiniz. Vaazın konusu ne? Kur'an bölünmez. Böleni Allah bölecek. Parçalayanı Allah parçalayacak. Cehennem köpeklerine parçalattıracak hem de. Bunun ayetlerini okuyacağım size. Hadislerini okuyacağım size. Ne ilimler, ne ayetler. Kaçırmayın bunu. Ve helallaşırız da inşallah. Allah bir mani vermez inşallah. Celle Celaluhu yardım eder, nusret eder, tevfikini refik eder. Biz ona güvendik. Bizim bir başka dalımız yok, dayanağımız yok. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Şimdi bu cehalet, bu bilgisizlik, öyle bir sarhoşluk, hadiste bak sarhoşluk diyor. Bu sarhoşluk şarap içmekten beter. Çünkü bir insan şarap içip sarhoş olsa sabaha ayılır. Ama bu İslam'ı bilmemek, cehalet sarhoşluğu öyle bir bela ki bunun sahibi cehennemde ayılır. Ne yarın ayılır ne öbür gün. Cehennemi boyladı mı, ha Allah'ın dini hakmış, o zaman ayılır. Ama iş işten geçti. Onun için bu içki sarhoşluğundan beter. Allah cümlemizi cehaletten halas eyle. İkinci sarhoşluk ve sekretü hübbül iş, geçim derdi sarhoşluğu. Aynı sarmadı mı şimdi? Ekonomi, enflasyon, devalasyon, milletin kazandığı bezendiğine yetmiyor. Dolayısıyla adama diyorsun sohbete gel, senin tuzun kuru herhalde diyor. Efendim diyorsun ki adama gel mesela diyelim namaza gidelim, zikir yapalım diyor. Sen tıkırın yerinde diyor herhalde. Niye? Ben diyor geçim derdine düşmüşüm kardeşim, kaç nüfus var bende, sen herhalde rahatsın. Bunun ne alakası var kardeşim? Para ver demiyoruz ki, bedava. Şimdi bu millet geçim derdini bahane ediyor ama Allah indinde mazur değillerdir. Mesuldürler. Sahabe-i kiram bu milletten daha fakir miydi değil miydi? He? Kaç kat fakirdi? Yiyecekleri yoktu. Çocuklarına yedirecekleri yoktu. Hatta o Uhud muharebesindeki şehitler, Hazreti Hamza radıyallahu anh seyyidleri, efendileridir onların. 70 tane şöyle gömülürken üzerlerine kefen yoktu. Yani zaten elbiseleri ve hatta mübareklerin bacakları dizden aşağısı açık, göbekten yukarısı açık oldu, kaldı, gömüldüler. Üstüne kapatsan altı açılıyor mübareklerin ya. Bu halde yaşadılar, bu halde öldüler. Ama İslam'da nasıl cihat ettiler? Dünyaya nasıl dini yaydılar, neşrettiler? Geri kaldılar mı? Kalmadılar. Bu millet niye fakirliği, geçimi bahane edecek de İslam'dan geri kalacak, cihattan geri kalacak? En fakirin evinde televizyon var mı? Hem de renkli. Gecekondunun yanından geçerken korkuyorum ki üstüme yıkılır bu ev diye. Bir de içeri bakarsın renkli var. Ondan sonra en fakiri en iyi sigara içer mi? İçer. Sigarasından taviz vermez, maçından taviz vermez. Maça gitmeye para bulamasa, vakit bulamasa evde seyreder. Evde kaçırsa en azından sorar kaç kaç. Bir haber alır oradan. Çünkü o müpteladır, o müptela. Ama bu millet ne oldu, dinine müptela olmadı, dinine tutkun olmadı. Bütün Müslümanlara efendim
azap edilse o bir defa sormaz. Ne oluyor ya? Dine ne oldu? Dünya evini yıkmaya gelseler ortalığı yıkar. Cennet evini yıkmaya gelseler, dinini yıkmaya gelseler eyvallah. Bu geçim derdine düşülmesi, tabii ki geçim derdi mühimdir. Resulullah hadiste buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, öyle günahlar vardır ki o günahları hiçbir amel sildiremez, ancak çoluk çocuğun nafakasını helalinden kazanmak için çekilen sıkıntı o günahları eritir. Yani çoluk çocuğun geçimini kazanmak için sıkıntı çekiyorsanız bu büyük günahlara kefarettir. Yani geçim derdine düşeceğiz çoluk çocuğumuza helal yedirmek için. Ama geçim derdinden sebep bir vakit namaz kaçırabilir misin? Sohbeti kaçırabilir misin? Cihattan geri kalabilir misin? İslam'a davetten geri kalabilir misin? Zaten fakirsen zekat farz değil, kurban vacip değil, fitre vacip değil, hac farz değil. İslam zaten fakire göre ayrı, zengine göre ayrı. Fakirsen namaz var, parayla mıdır? Bir adama namaz kıl demek parayla mıdır? Bir adama faiz haramdır demek parayla mıdır? Bir kadın başını ört demek birbirine parayla mıdır? Yani yapabileceğin işlerden niye geri kalıyorsun? Bahane geçim derdi. İş olsun, laf olsun. Allah indinde bunlarla kurtarabilecek misin? Ya Rabbi ben bilmiyordum da, duymamıştım da, bir de geçim sıkıntım vardı da, onun için senin dininden hiç haberim yoktu. Bunu diyen kurtarabilir mi paçayı? Yakayı ele verir. Şimdi o zaman geldiği zaman, yani şimdiki an, فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ hiç iyiliği emretmeyeceksiniz. Kimse kimseye namaz kıl demeyecek. O zamana geldik ha. Adam kendi gidiyor kılıyor da, yanındaki adama demiyor ki namaz farzdır, siz kılıyor musunuz? Demiyor. Bana ne diyor ya? Bana mı düştü? Adam oruç tutuyor, orada nereye oruç tutmuyor? Ya Ramazan'dayız, oruç farzdır mesela, der mi? Bana ne ya? Kimse kim? وَلَا تَنَوْنَهَا الْمُنْكَرِ kötülükten nehyetmeyeceksiniz. İçki içene ya bu haramdır, ateştir, zina edene yapma bak. Bir vakit namaz kasten kaza bırakan 80 sene azap vardır demeyeceksiniz. وَلَا تُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihat da etmeyeceksiniz. Hiç! Ne malını verecek, ne canından fedakarlık, ne uykusundan, ne istirahatından. Aynı bu zaman ha. Şimdi bak, el-kaimun yevmeydin bil kitabi ve sünneti lehum ecru 50 siddiqa. İşte ümmetim o duruma düştüğünde benim getirdiğim Kur'an-ı Kerim ile ve şeriatle ve sünnetle yaşayanlara, dimdik duranlara 50 sıddık ecri vardır. Sıddık kimdir? Peygamberlerden sonraki insanlardır. Ebubekir Sıddık gibi şehitlerden üstünlerdir. Dediler kâlû ya Resûlallah minnâ minhum, ey Allah'ın peygamberi o zamanın sıddıklarından mı, bizim içimizdeki sıddıklardan mı? Kâle lâ bel mükbûr, hayır, sizin içinizdeki sahabenin sıddıklarından 50 sıddık kadar sevabı vardı. Ama sahabe olamaz, sahabelik müstesna bir makam, sevap bakımından ecir alır. Dediler ki niçin biz bu zamanda bu kadar İslam'a fedakarlık ediyoruz da onlar o zamanda bizi geçiyor, yani ecir bakımından 50 sıddık kadar ecir alacak, 100 şehit cevabı alacak, sebebi şimdi geldi. اِنَّكُمْ تَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ اَعْوَانًا Çünkü siz hayır yolunda birbirine yardımcı bulacaksınız. Onlar o zaman da yardımsız kalacak. Bak, sahabe birbirine Allah yolunda neydi? Destek, yardımcıydı. Mesela birisi cihada gidiyor. Öbürü arkadan derdi ki, sen gözün arkada kalmasın. Dükkanını ben açarım, ben kaparım. Müşterine ben bakarım, aynı parayı kazanırım, çoluk çocuğuna veririm, bana emanet. Allah Allah, bugün bir Müslüman Allah'ın yoluna, ilim yoluna, hacca şuraya buraya giderken bir Müslüman ona bu iyiliği yapar mı? Bir tane sifta babası gelip oturmaz dükkanına, bakmaz. Ondan sonra bir de engel olur. O zaman cihada giden, Allah mübarek etsin, ne mübarek adamsın, sana cihat nasip oluyor, kaza nasip oluyor, hacca gidiyorsun, ömre gidiyorsun, böyle birbirini teşvik ederler. Şimdi adam namaza gitse camiye, dükkanı kapatsa, yandaki komşu diyor ki ulan avanak kaç müşteri kaçırdın diyor. Cuma'ya gitse dükkanı kapatsa diyor ona ki cuma sana farsa diyor, karıya far değil, karıyı koy bari dükkana da o çalışsın cuma saatinde diyor. Fetva da veriyor ya şadırvan müftüsü gibi. Sen ne biliyorsun cuma saatinde karı çalışırsa helal mi olur? Tövbe ya Rabbel Alem. İşte bak, hayır yolunda yardımcı yok.
birbirine şer yolunu göstermek. Bu zaman öyle. Ve nice karı kocalardan duyuyoruz. Bize kadın geliyor. Diyor ki hoca efendi, ne var? Benim öyle bir kocam var. Bana diyor ki namaz kılmayacaksın. Allah Allah. Böyle adamla evlenmiş bu kadının durumu ne olacak şimdi ya? Ne zor durumda, görüyor musun? Evet, farz namazlarda kocaya sormak var mı? Yok. Nafile de izin alabilir. Farzda izin yok. Farz Allah'ın hakkı. Kılacak. Herif diyor ki kılmayacaksın. Namaz kılarsan boşarım seni diyen herif var. Ben duyuyorum. Ondan sonra geliyor. Karıya diyor zaten öyle herifin nikahı mı olur ya? Neyini boşayacak? Nikahı yok ki boşasın. Geliyor ondan sonra. Karıya diyor ki bak çarşaflan diyor, yanımda seni bir yere götürmem diyor. Niye diyor? Utanırım diyor. Senden utanırım diyor. Vah 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 vah. Demek senin karın İngiliz gavurunun karısı gibi soyunursa, dökülürse şeref duyacaksın. Peygamberin hanımına benzerse utanacaksın. Seni utanmaz hayasız, namussuz, boynuzlu seni. Karının örtünmesinden utanıyormuş. Ne olacak? Karı soyunacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Böyle adamlar var, duymuyor musunuz? Karıya diyor çarşaf gelsin seni yanımda getirmem. Ah o kadınlar, o kadınlar evden çıkmasın keşke. Cenneti kazandı onlar. Ne gideceksin ondan? Öyle herifle gidilir mi bir yere? Otur evinde daha iyi. Öyle efendim adam var. O da zavallı kılıbık. Allah da ona da bir cesaret versin. Kılıbık. O da diyor ki benim karı diyor bana sakalını kes. Yoksa eve koymam seni. Sen de adamsın he. Sen de adamsın he. La havle ve la kuvvete illa billah. Karılar da fetva vermeye başlamış. Karı da diyor ki bana sormadan sakal bırakamazsın diyor. Fetva var diyor. O da cahile. Bak burada risale var. Şimdi kadınlara uzun laf anlatmama gerek kalmadı. Öyle rahat ettim ki bunu yazınca şu sayfayı okuyun diyorum. Okusun ya. Bakalım ki karının hakkı mıymış? Allah'ın hakkına, peygamberin hakkına karı koca karışabilir mi? Ana baba karışabilir mi ya? Kim karışabilir ya? Burada var. Kimse karışamaz. Kim kime diyebilir ki sakalını kes? Kim kime diyebilir ki kulağını kes? Ben sana diyorum kulağını kes. Kesebilir misin? Kessen Allah sorar. Niye felanca dedi diye kulağımı kestim. Allah sorar. Niye bu kulağı ben sana emanet ettim? Niye kestin? Aynı sakal nedir? Kulak gibi bir uzuvdur erkek için. Tıraşı nedir diyor? Burada var. Müsledir. Müsle ne demek? Bir uzuv kesmek gibi. Eğer bir adamın sakalını elini bağlayıp zorla kessen, İslam dininde o adama ne ödeyeceksin? Aynı kulağını burnunu kesmiş gibi diyet parası ödeyeceksin. Azat çünkü. Adamın uzvunu kesiyorsun. Bu çocuk oyuncağı mı geliyor sana İslam ya? Burada kitap yazmışık, burada hikaye mi yazdık ya? İlim kaynakları var burada. Oku. Şimdi zamana bak. Allah yolunda kim yardım edecek sana? Kiminin karısından dert, kimin kocasından dert, kimi ana babasından. Vaaz bitiyor, gençler geliyor. Hoca efendi, ne var? Benim öyle anam babam var. Diyor bana ki, sen o hocanın vaazına gitme, sakın kiden kurtulamıyor. Zehirlenirsin, alışkanlık yapıyor. Ondan sonra, nereye gidersen git, meyhaneye git diyor bak, böyle ha. Adam diyor ki, meyhaneye git razıyım diyor vaaza. O cemaatlara girme diyor. Ya bunu ana baba söylüyor ya. Öyle kız çocukları var, parmak kadar kız, örtünmek, çarşaf giymek, kapanmak istiyor. Anası babası diyor ki sütüm haram olsun diyor. Medreseye gidersen sütüm haram olsun diyor. İstediğin diyor kiliseye git, çıplak soyun, erkek arkadaşlarıyla görüş, telefonlaş, gurur duyarız. Ama bu şekilde seni diyor hakkımız haram olsun. Ne hakkın var da haram olacak be? Hak Allah'ın hakkıdır. Önce Allah'ın hakkı. Ana baba hakkını biz kabul ederiz. Ama Allah'ın hakkını geçemez. Bitti. La ta'ate li mahluk fi ma'siyetil halik. Yaradana isyan olduğu yerde yaradılana itaat var mıdır? Yok. Anam da mahluk, babam da mahluk. Halik yaradanın bir tane. Bitti. Şimdi öyle bir zamandayız ki bu çocuklar yılandan da olsa daha iyi. Çünkü yılan sokar ama yavrusunu sokmaz. Bunlar yavrusunu sokuyor. Ne tehlikeli zaman. Onun için Resulullah'ın buyurduğu geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey benim ashabım, siz bugün hayır yolunda yardımcı bulursunuz. Onlar o gün yardımsız kalacak. Ve şu ifadeyi kullandı sallallahu aleyhi ve sellem. O günde el kabizu ala dinihi kel kabizu alel cemri.
O ahir zamanda dinini yaşamaya çalışan, şeriat sünneti yaşatmaya çalışan, ateş közünü elinde tutan gibi zorlanacak. Şimdi bir yerdesin, buzdasın, donacaksın, ateş lazımdır. Ateş de ortadadır, koyacak bir yer yok. O ateş orta dursa sönecek. Ne yapacaksın? Ateş sönmesin, elini alsan. Elini ne yapacak? Yakacak. Elinde tutsan, elini yakacak, yere koysan ateş sönecek. Bugün de öyle. Dinden taviz vereyim desen, İslam'ı bırakayım, din sönecek. İman sönecek Allah'a mağaz. Yok İslam'ı yaşayayım desen de, imtihan olacak işte. Böyle adamı da yakacak işte. Yani bugün hakikaten Müslümanların sıkıntısı var. Hoca efendi ya, ne var? Benim hiç sıkıntım yok ya, ben çok rahatım. Sen rahatsın. O zaman ne mutlu sana, aklın yok demiş adam. Madem ki derdin yok, ne mutlu sana, aklın yok. Şimdi sen eğer ki sen İslam'ı şimdi bu Avrupa modeli yaşarsan, Avrupa modeli İslam nasıl oluyor Avrupa modeli? O kran tuvalet, sinek kaydı, böyle efendim karın açık, kızın açık, her yol var, her şey serbest. Ondan sonra ben de Müslümanım elhamdülillah dersen, sana hiç canım karada ölüm yok. Ama sen şeriatı yaşayayım, sünneti yaşayayım, hanımımı, çoluğumu, çocuğumu Resulullah gibi sarılarsın, onun ailesi gibi yaşadayım dediğin zaman da sıkıntı var mı? Çok sıkıntı çekeceksin ya. Resulullah buyuruyor ki, o zaman da benim ümmetim dinini nasıl yaşayacak? Keddûdi fil galli, sirkedeki kurt gibi diyor ya. Sirkedeki kurt nasıl eziyet çeker? Müslüman öyle eziyet çekecek, içi yanacak, eriyecek ya. Onun için biz daha ne çektik Müslümanlar? Biz bir şey çekmedik. Biz beleş cennet arıyoruz, onu da bulacak değiliz. İmtihansız yok. Ama şu müjde olsun ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sarılırsak korku kalmayacak. Onun sünnetini bırakırsak korku kalbimizden çıkmayacak. Bak Resulullah ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ ziltum mütemessikîne bi sünnetî muntasırîne alâ adûvikum. Siz benim sünnetime sarıldıkça, yoluma yapıştıkça, düşmanınıza karşı Allah'tan yardım olunacaksınız. Ve galip geleceksiniz. Sünnet deyince senin hafifine gidiyor. Haşa ve kella. Yani diyorsun ki ne olacak ya? Sarık. Sarık bir bezdir ya. Bezde keramet mi olur? Bana bak. Ağzını topla. Bak bez deyip de bir vardır belden aşağı sararsın bir bez, bir de varsın başa sararsın. Tamam mı? Bezden beze fark vardır. Tüyde keramet mi olur? Tüyde keramet olsa keçi göğe çekilir he? Zındıklık yapma. Tüyde keramet mi olur diye konuşma sen. Keçinin tüyü başka, peygamberin sakalı başka. Edepsizlik yapma. El hayâ minel iman. Bu imansızlıktır. Bir adam sakala hakaret olsun diye keçide de var dese %1000 kafir olur. Çünkü peygamberin sünnetidir. Alay ettiği için hayvana benzetmekten kafir olur. Bitti. Sakalını kesse bir adam, tıraş etse kafir olur mu? Olmaz. Günahkar olur. Ama alay etse ne olur? Alay etse kafir olur. Çünkü alaya gelmez. İslam'ın en ufak bir meselesi alaya gelmez. Mesela İmam Ebu Yusuf Hanefi mezhebimizin müçtehitlerinden. Harun Reşid'in en büyük adamıydı. Sofrasında, yemeğinde devamlı bulunurdu. Bir meclis kuruldu. Sofrada yemek yendi. Kabak da varmış sofrada. Tabii bu tatlı kabağı değil de bu acur dedikleri o kabak. Resulullah Efendimiz inkâne yuhibbul kar'a, sağlam rivayetlerde geçtiği üzere bu kabağı, acuru severmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sofrada bir mevzu açıldı. Biz de bazı açıyoruz hani. Yemek yerken diyoruz ki birimiz ben şunu severim, ben şunu sevmem falan. Bu lafların arasında orada oturanlardan padişahın sofrasındaki bir tanesi dedi ki ben de kabağı hiç sevmem dedi. Şimdi mesele nereden geldi? Resulullah kabağı severdi. O da kalktı dedi ki ben de kabağı hiç sevmem dedi. İmam Ebu Yusuf, müçtehit, döndü Harun Reşid'e dedi ki tövbe etmezse bunun kellesini vurdur dedi. Ulan herif dedi ne oldu ya, kabağı sevmek imanın şartı mıdır? Sevmedik de gavur mu olduk, başımız gidecek. Dur hele ya. Ha, mesele kabak sevmek, lahana sevmemek değil. Mesele peygamber severdi denen şeye ben sevmem demek. Peygamberin sevdiğini sevmem demek insanı imandan çıkarır. Ama yemeyebilirsin. Kabak yemek imanın şartı mıdır? Değil. Kabak yemesen gavur mu olursun? Tövbe ya Rabbi yani. Yemek şart değil ama peygamber severdiyse sevmek lazımdır. Anlatabildik mi?
Resulullah Efendimiz sirkeyi çok sever. En iyi sirkeye bayılır. Sirke çok geldi. Bak ben sirke yiyemiyorum. Bak ben şahsen sirke sofrada yiyemiyorum. Ama sirkeyi çok seviyorum. Niye? Resulullah sevdiği için. Yemem şart değil ki ya. Burada mesele Müslüman peygamberine karşı saygılı olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bez. Sarığa bez diyor. Kafam mı yarıldı diyor. Ne sardın onu kafana diyor. Camideki cemaat. Ey Müslüman. Bugün camideki cemaattan çekiyoruz. Düşman dışarıda değil, içeride. Fitne içimizde. Adam sarık saran bir cemaata bütün cami cemaati öcü gibi bakıyor ya. Peygamberin sünneti bu. Senin başına geçen imamın sarığı olmasa ne yapar? Ulan bu hoca sarık sarmadı der, herifi geri çeker. E imam sarıyor, bir şey demiyorsun. Cemaat sararsa ne kuduruyorsun ya? Saracak tabii, herkes saracak. Peygamberin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. İmam da diyor ki arkamda diyor bir sarıklı istemem diyor. Dışarı kovarım diyor. Öyle de bozuk imamlar var. O da sarık düşmanı. La havle ve la kuvvete illa. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Farku ma beynena ve beynel müşrikin el amaim alel kalanis. Bizimle müşriklerin arasındaki fark takkelerimizin üzerindeki sarıklardır. Takke insanı gavurdan fark ettirmiyor. Yahudiler bak hep takke takıyor. Sarık bizi fark ettirir buyuruyor. Bu hadis Tirmizi'dedir. Bu kitabımda kaynağı var. Tirmizi'nin kaynağı var. Yani bir bez ama seni müşrikten ayırıyor. Dikkatini çekerim. Resulullah el imametu ticanul arab. El imam izül mü? Sarık bizim tacımızdır diyor. Tacımız. E sen buna nasıl bez diye hakaret edebilirsin? Sarık bizim izzetimiz, şerefimiz. Ve buyuruyor ki feyza ve da'u hazellehumullah. Ümmetim sarığı aşağı koyarsa Allah da onları alçak edecek. Bak şimdi. Şerefi nereye bağladı? Sünnete ittibaa bağladı. Şerefsizliği nereye koydu? Sünneti terki aşağı koymaya koydu. Dikkat et. Osmanlı'yı ele al. O koca sarıklılar, o Fatihler, Yavuzlar, koca sarıklılar zamanında devlet ne oldu? Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ne zaman sarık küçülüyor? Devletin küçülmesi sarığın küçülmesine endekslidir. Dikkat edin, tarihle bakın böyle. O şeye bakın. Şamaları var ya padişahların. Sarık küçüldükçe devlet küçülmüş. Sarık gitmiş, Yunan fesi gelmiş. Devlet-i Ali'ye Yağma Hasan'ın böreği gibi bitmiş. Bitmiş. Neden? Sarık gitti. Resulullah diyor ki sarığı ümmetim indirdim, Allah onları alçak edecek. Araplar sarık sarıyor mu? Yok. Araplarda da bitmiş. E Araplar 1,5 milyar İslam alemi, dünyada bir mahalle kadar hükmü var mı? Yok. Çünkü Arabı da Acemi de karar vermiş, sünneti terk etmiş. Peygamberin yolunu öldürmüş. Allah'ın yardımı gelir mi? Gelmez. Yoluma uyarsanız düşmanınıza galip geleceksiniz. Yolumdan çıkarsanız Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Bak ödünüzü koparacaklar. Höt dedikleri vakit çil yavrusu gibi dağılacaksınız. Ne cami kalacak, ne cemaat kalacak. فَلَا يُنْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ. Sizin kalplerinizden düşman korkusu çıkarılmayacak. Amerika korkusu nasıl şimdi bu millete? Allah korkusundan beter. Tövbe ya Rabbel Alemin. Evet. Adam Allah'tan korkmuyor, şeriatı inkar ediyor. Ama Amerika inkar edemiyor. Amerika bir şey desin bakayım, tersini söylesin. Ödü kopar. Hatta te'udu ila sünneti. Siz benim sünnetime tekrar dönünceye kadar düşman korkusu sizden çekilmez diyor. Hadise bak ya. Zamanını da belirtiyor. Sünnete döndük mü Allah'ın yardımı bize dönecek inşallah. İslam'ın heybeti gelecek inşallah. Efendim kardeşim. Geçen gün piyes yaptılar. Televizyonlarda da oynattılar. Haberlerde. Bir yerde. İsmini veremeyeceğim bir yerde bir piyes yaptılar. O piyeste sakallılar, sarıklılar, cübbeliler, çarşaflılar lan hakaret ettiler. Ve dediler ki yakında, dediler ki Türkiye sakallıların, sarıklıların, cübbelilerin, çarşafların, hocaların, şeyhlerin, müritlerin, meczüplerin, tekkelerin yeri değil. Bunlar buradan çıksın, başka vatana gitsin dediler. Aynen böyle söylediler. Ya. Dağdan geldiler, bağdakini kovuyorlar. Kimi nereden kovuyorsun sen be? İstanbul'u fetheden kim? Fatih Sultan Mehmed Han, cennet mekanı aleyhi rahmetü vel gufran, hazretleri, peygamberin metine mazar olmuş. Letüftehannel Konstantiniyetu,
فَلَنِعْمَلْ اَمِيرُ اَمِيرُ اَوْلَ نِعْمَ الْجَيْشُ دَا الْجَيْشِ Elbette İstanbul fetholacaktır. Buhari bu hadisi rivayet ediyor, Tarih-i Kebir isimli eserinde. Sahihinde yok, Tarih-i Kebir'inde var. Sahihtir. İmam Suyuti alıyor. Elbette İstanbul fetholacaktır. Onu fetheden ne güzel komutan, onun ordusu ne güzel askerdir. O ordu, o asker, o Fatih, başlarında ne vardı? Benden büyük sarıklar yok muydu? Hepsi sakallı değil miydi? Cübbeli şalvarlı değil miydi? Aileleri çarşaflı değil miydi? Kimi kovuyorsun sen? İstanbul'un hepsi Fatih Sultan'ın vakfiyesidir. Kimi kovuyorsun? Müslümanlar çıksın gitsin. Bu ne demek ya? Bu ne hakaret ya? 1000 senelik tarihimiz var, Selçuklulardan beri dinimize sahip olmuş bir milletiz ya. Bu ne oldu? Benim 1000 senelik kültürüm var, senin kaç senelik kültürün var? Ne konuşuyorsun? Mazin kaç kuruş? La havle ve la kuvvete illa billah. Din düşmanlığının ne manası var ya? İslam şekillerinin, İslam nişanlarının düşmanlığının ne manası var? Milli mücadele neyle başladı? Maraş'ta Fransız askeri bir Müslüman kadınının çarşafına dokununca Sütçü İmam bastı kurşunu, bütün memleket ayağa kalktı. Milli mücadele Sütçü İmam'ın hareketiyle başladı. Neden? Namus yüzünden, çarşaf yüzünden başladı. İstiklal Savaşı. İstiklal Savaşı'nın bütün erleri, askerleri, Müslüman insanlar, şehitler, gaziler, vatan, toprakları hep onların kanıyla yoğrulmuş. Bu insanlar, Çanakkale'deki yatan şehitler, gavurlar geliyor şimdi o Çanakkale Savaşı'na katılan gazilerden var ya şimdi hani 90'lık çınarlar, yeni yeni ölüyorlar. Bir de onların karşılığında da demek 90'lık kaşer gavurlar var gavur tarafında. Mesela o savaşa katılmış karşı taraf var ya, İngiliz, Fransız, onlardan geçenlerde birkaç seneler evvel, epey seneler evvel birisi gelmiş. Diyor ki, o Çanakkale Harbi'ne katılanlardan diyor, var mı bize bir gösterin diyor. Bir tane gazilerden gösterdiler yani, budur. Yok ya dedi, biz orada Minareka'da adamlar görüyorduk dedi, onlar nerede ya? Melekleri görüyorlar. Allah yardımını indirdi, Çanakkale geçilir mi ya? Müslüman ordusu elhamdülillah geçilmez. En yakın tarihimizde şurada Kıbrıs'ın fethinde bile Mevla ne kadar yardım etti. Harbe katılan komutanlardan, subaylardan anlatanlar oldu. Ne dediler? Rumlar mevzilenmiş, dinsiz kitapsızlar. Bak dün yine mesela Rauf Denktaş'ın anasının kemikleri oradan oraya nakledilecek. Hoca diyor ki haberlerde sarığımı cübbemi taktırmadılar bana diyor. Rum gavuru sarık cübbe taktırır mı ya? Oradan Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın anasının kemikleri nakledilecek. Hoca hani mezarı açsın diye sarığını taktırmamışlar adama ya. Mevzilenmiş o Rumlar böyle. Türk askeri oradan efendim gemiden kıyıya çıkınca tabii onlar mevzilenmiş. Bunlar ortada kıyıya çıkınca bir kurşun gidiyor. Askerler böyle yığıldı şehitlerden sahil boyu. O zaman komutanın aklına geldi, dedi ki Allah yerek diyerek yürüyelim dedi. Bak orada bir Müslüman komutan orada dedi ki Allah diyerek yürüyelim. Mevlana bunu estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu izâ lekîtum fiyeten fesbutû ezkurullah kethîran le'al tuflihun. Zikir sadece namazda, Allahu Ekber namazda değil ki. Ey inananlar, düşmanla karşılaşırsanız sebat edin, kaçmayın, Allah'ı çok zikredin, o zaman kazanırsınız. Bak Allah 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 Allah, harpte Allah Allah demiyorlar. O zaman Allah Allah demek tarikatçılık mı oldu? Huculuk mu oldu? Şeriatçılık mı oldu? Yasak mı oldu? Günah mı oldu? Vebal mi oldu? Harp yapılsa şimdi Yunan gavuruna karşı nasıl saldıracaksın? Allah 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 diyerek saldıracaksın. Kıbrıs'ta öyle yapıldı. Elhamdülillah bak diyor ki Allah Allah demeye başlayınca diyor harbe katılanlar kurşunlar diyor buradan geçiyor, buradan geçiyor, buradan geçiyor. Vız 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 Mayıs yağmuru gibi kurşun yağdı, bir tanemize isabet almadı. Şehitlerin üzerinden geçip Kıbrıs'ı fethettik Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Efendim kardeşlerim, din-i mübini İslam Müslümanların şerefidir ya. Her yerde yardımcısıdır. İstiklal Savaşı'nda bütün o çarşaflı peçeli analarımız, bacılarımız savaşmadılar mı ya? Onlar kazanmadılar mı?
Hatta bir mevzideydi, oranın komutanı yenilecek duruma düşünce oradaki Allah dostlarından bir neneye gitti. Dedi ki, nene dedi, çok zor duruma düştük dedi, bir duanı rica ediyoruz dedi. O nene de Allah'ın nazlı kullarından imiş. Açtı ellerine dedi, ya Rabbi dedi, ben bu zamana kadar bir Müslümana bile saçımın telini açıp göstermedim. Sen şimdi gavurlara mı benim başımı açtıracaksın? Hemen Allah'tan yardım geldi ya. Yani demek Allah'ın bu kullarıyla kazanıldı. Şimdi sen oturduğun dalı keseceksin. He? Müslümanın burada yeri yok. Ne demek ya? Bunları kovacağız. Başka vatana gitsinler. Hubbul vatan lelman, vatan sevgisi imandandır ya. Vatansız iman olur mu? Vatansız ibadet olur mu ya? Efendim kardeşlerim, meseleler bundan ibarettir. Bugün dünyada kılık kıyafetle uğraşan bir devlet bulamaz. Bak ne diyorum, Yunanistan'dan geliyor adam sarıklı ya. Geçen hafta bizim sohbetteydi. Bir cemaattan birisi var, Yunanistan vatandaşıdır. Orada sarıkla geziyor, serbest. Geliyor burada sohbet. İsviçre ordusundan iki tane subay geldi. İsviçre ordusunda subay. İkisi de Türk vatan şeyidir, asıllıdır ama oranın vatandaşı olmuşlar. Orada doğmuş, büyümüş. Orduda subaylığa ilerlemişler. İsviçre ordusu diyor ki, siz diyor Müslüman olduğunuz için sakal bırakmanız serbesttir. İki subay sakallı. Ve onlara dedim ki, size bir mescit tayin edelim, burada namazlarınızı kılın. Bir mescit yapmışlar onlara, ikisi de namaz kılıyorlar. Ve hatta demişler ki, siz hahamların, papazların kestiklerini yemezsiniz, gıdasız, etsiz kalmayın diye Müslümanların kestiği besmeleli et getireceğiz size. Hürriyet budur. İnsan hakları budur. Müslümanlar da bunu istiyor. Ve bunu isteme her Müslümanın hakkı var. Efendi kardeşlerim, şimdi onun için sarığa düşmanlık, sakala düşmanlık yapılmasın. Allah'ın yardımı sünnetle, Allah'ın yardımı ümmetle, Allah'ın yardımı ehli sünnetlendir. Bir misvak. Misvak ne olacak misvak? Misvak. Adam misvak kullanıyor, öbürü dedi ki, o odunu ne soktun ağzına diyor. Ulan ne kaba adam ya, odun işte, kendisi odun ya. Ya kardeşim, buna odun denir mi? Şimdi bak, Resulullah buyuruyor ki, Es-sivâkü metaratül lilfemü merdâtül lirrab. Misvak diyor, ağzı temizler, Allah'ı razı eder. Misvakla alınan, abdestle kılınan namaz, misvaksız kılınandan 70 rekattan eftaldir. Sarıkla kılınan 2 rekat, sarıksız kılınan 70 rekattan eftaldir. Şimdi bu odun ama kardeşim, bu şimdi, bunun görevi başka. Bu peygamberimizin ağzından düşürmediği, sallallahu aleyhi ve sellem, ağzını bundan mübarek temizlediği, diş fırçasından bile daha eftal. Niye diş fırçasında? Fırçalamak yasak değil. Macunlar fırçalarsınız ama abdeste fırçalamakla 70 derece alamazsınız. İlla da misvak. Çünkü neden? Fırça bile mikrop üretiyor ve mikrop türetiyor ve mikrobu tutuyor. Bu mübarek incelenmiş mikrop tutmuyor. Ya? Ağacı incelenmiş mikrop tutmuyor. Şimdi Allah'ı razı eder diyor Resulullah. Bu Allah'ı razı eder buyurulan bir maddeye bu otundur diye hakaret edilir mi ya? Hadis var kaç tane hakkında ya? La havle ve la kuvvete. Emirul Müminin Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde bir müfreze yollamış bir kaleyi, düşman kalesini muhasaraya, olmadı, düşüremediler. Tarih kitaplarımız kaydeder. 25 gün kadar muhasara olduktan sonra dediler ki, bu gavurlar bize bu kadar dayanamazdı. Nasıl bu sefer dayandılar, şaşırdık. Komutanları Hazreti Ömer'e Medine'ye adam yolladı, mektup yolladı. Hazreti Ömer mektubu okuyunca cevap yazdı ki, iyi araştırırsınız, bulursunuz. Belki içinizden bazılarınız bir sünneti terk ediyorsunuzdur da, onun için yardım olunmuyorsunuz. Bir araştırdılar, baktılar ki misvak kullanmıyoruz. Biz evde bile kullanmıyoruz, adamlar harpte telaştan unutmuş. Başladılar misvak kullanma. Başladılar misvak ağaçlarından kestiler, edindiler, uçlarını yonttular, ağaçlar, dişlerini misvaklerken gavurların gözcüleri kalelerin kulelerinden bakarken, ya bu Müslümanlar dişlerini biliyorlar, bizi mi yiyecekler? Allah bir korku attı kalplerine, kale düştü.
Müslüman, bak kalpler Allah'ın elindedir. İsterse aslanı kedinin karşısında tilki eder. İsterse bugün Amerika'nın kalbine korku atsa bir adama onu mağlup ettirir. Bak Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var? فَقَدْ لَفَف۪ي قُلُوب۪يمُ الرُّعْبِ Allah düşmanlarınızın kalbine korku attı, sizi öyle ya galip kıldı diyor. Resulullah Efendimiz bir kaleyi kuşattığında düşman yenilmemişti, orada da Allah kalplerine bir korku attığında dediler ki bu kale Müslümanlara kalacak herhalde, biz yenileceğiz, bari biz bu kaleyi dediler içeriden yıkalım. Onlar başladı içeriden yıkmaya, Müslümanlar dışarıdan yıkmaya. Mevla diyor ki ben adama korku atarsam kalbine evini yıktırırım kendi elinle. Kur'an'da Haşr suresinde yuhribune buyutum bi eydin ve edil müminine fe'tebiru ya ul absar. Ey basiret sahipler, ibret alın. Allah kuluna yardım etmek istedi mi? Sinek ordusuyla yardım eder. Rüzgar ordusuyla Hendek'te yardım etti. Allah'ın rüzgar ordusu bugün duruyor. Kim buna karşı durabilir? Gökdelenleri havaya savurur kasırgaları yaparsa. Allah'ın rüzgar ordusu, yağmur ordusu duruyor. Bir yağmur sel bastırsa hepsini buhar götürür. Allah'ın orduları bitmedi. Ne orduları var? Mevla bir kuluna yardım etmek istedi mi neyle yardım eder? Bir değnekle yardım eder. İmsakül asa sünnetülen bir alametül mümin. 40 yaşından sonra baston kullanmak bütün peygamberlerin sünnetidir ve müminin alametidir. O bir baston, bakarsın ne işler o sünnete uymak. Musa aleyhisselam neyle kurtuldu? Geldi denizin dibine, düşman arkadan Firavun ve avanı geldiler. Musa aleyhisselam ümmetinde bir at yok. Hepsi dedeler, neneler, köleler, çocuk var. Firavun'un ordusu 1.600.000 hepsi delikanlı, erkek atın üstüne binmiş hepsi. Dünyada şimdi böyle ölü böyle ordu yok. 1.600.000 o günkü nüfusa göre ya, sanki bütün dünya oraya gelmiş. Firavun hepsini toplamış. Tam denize geldiler, dayandılar. Arkada düşman, önde deniz. Mevla ne vurdu? Ya Musa, yıdırıp bir asa gel bahar. Değneğini denize vur. Bak Allah yardım edecek mi bir kula? Bir vurur vurmaz. فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 12 yol oldu. Denizin dibi kurudu. Güneş çaldı, rüzgar açtı, vurdu. Beni İsrail ümmeti, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti ayakları bile ıslanmadan 12 kabile 12 yoldan karşıya geçti ve geçer geçmez de Firavun ve avanı da denizin yollarına girdi. Bu arada o Müslümanların gözünün önünde baktıkları yerde Mevla bura Firavun hanedanını bozdu. 1.600.000 kişilik kuvveti o anda Rabbim o dalgaları üzerlerine getirerek o açılan kenarda duran deniz buz gibi, buz dağları gibi bekleyen suları üzerlerine kapatarak Kızıl Deniz'in dibinde balıklara yem etti. Bir değnekle işi bitirir Allah istediği zaman. Biz o Allah'a iman etmişik. Celle Şanü Celle Celal. Efendim kardeşlerim, sünnet-i seniyeye uyarsak, Resulullah'a ittiba edersek sallallahu aleyhi ve sellem, ona verilen heybet, manevi heybet bize de verilecek. Buyurdu nusırtu bir ru'bi mesirete şehrin. Bana 5 haslet verildi, hiçbir peygambere verilmeyen. Bir tanesi nedir? Bir aylık yoldan beni duyan düşman korkmaya başlar diyor. Allah onun kalbine bir korku atar, daha benim oraya gitmeme bir ay kala titremeye başlar. Peygamberimizin heybeti buydu sallallahu aleyhi ve sellem. Bekçisi mi vardı? Kapıcısı mı vardı? Koruması mı vardı? Ama körenin ödü kopar düşmanları. İşte bir hadise yazdım size Fıtrat-ı Tahir Risalesi'nde. Kiminiz okudunuz, kiminiz belki okumadınız. Okusanız da dinlemek gibi olmuyor. Dinlemek canlı oluyor. Resulullah Efendimiz hicretin 7. senesi sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem-i Şerif ayında dünya devletlerinin krallarına İslam'a davet çağrısı mektubu yazdı. Bu mektupların içerisinde Rum kralı Kayseri, Acem kralı Kisra'ya da yazdı. Kisra'ya yazdığı mektubu Abdullah ibn Huzafe isimli sahabeye verdi. Bunu dedi Bahreyn emirine, yani Kisra'nın Bahreyn görevlisine, valisine ver, o da Kisra'ya ulaştırsın. Bu mektuplar krallara ulaşınca Kayser Rum imparatoru çok saygıyla karşıladı. Mektuba hürmet gösterdi. Ama iman etmedi. Hatta iman edesi de geldi. Birkaç kere iman eder gibi oldu etrafındaki papazların yüzünden. Onlar onu korkuttular. Dinden döndü. Yani dine giremedi diyelim. Kayser büyük kaybetti yani.
Mesela Habeş kralı Necaşi ne yaptı? İman etti, ne büyük adam oldu. Kur'an onun hakkında ayetler indi mübarek. Ama Kayser Rum kralı perişan oldu, yani iman edemedi, o şerefe erişemedi. Fakat saygı gösterdi. Yani mektubu saydı. Acem kralı Kisra'ya mektup gidince Kisra dedi, bu adam kim oluyor dedi, beni dinine davet ediyor dedi. Mektubu paramparça etti. فَدَعَا عَلَيْمَا يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ Resulullah Efendimiz'e haber gelince Efendimiz de ona beddua etti. O ve adamları, devleti, tacı taktı, benim mektubum gibi parçalansın dedi. Kisra belayı buldu ama anlamadı. Bunun üzerine Kisra bununla da yetinmedi. Yemen emiri, o zaman Kisra ne demek biliyor musunuz? Şimdiki Amerika. Dünyada iki süper devlet vardı. Biri Kayser, biri Kisra. Yani biri Acem İmparatorluğu, biri Rum İmparatorluğuydu o zaman. Bunun üzerine Kisra Yemen emiri Bazan'a dedi ki, yani mektup yolladı. Çabuk dedi, iki tane kuvvetli kelli felli adam seçesin. Hicaz topraklarında bu beni dinine davet mektubu yollayan adama gönderesin. Ve bu adamın ya kellesini getiresin ya kendisini getiresin. Efendimizin üzerine, hey gidi serseri Kisra, iki adam onu getirebilir ve ona 2000 kişi de az gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar kuvveti vardı? Cennet erkeklerinden 40 erkek kuvveti, dünya erkeklerinden 4000 erkek kuvveti. Yani 4000 kişiyle tek başına çatışabilir. Galip gelir. Ya bir kere bir gavura böyle, ya Übey ibn-i Half idi ya bir gavur idi, şeyin üzerinde Efendimiz'e saldırmaya geldi, gel gel dedi, geldi herife bir vurdu, herif bir devrildi de ne dedi biliyor musun? İki kabile üstüme vursa bu kadar ağır gelmezdi dedi. Vallahi öyle dedi. Kainatın efendisi ya, korkmak nerede ya onda, korkacak. İki adam yola, Kisra kendine güveniyor, çok güçlü ya, iki adam yeter, iki adam gönder, kuvvetli güçlü olsun, onu bana getirsin, gelmiyorsa kellesini getirsin he. Yemen emrine mektup geldi. Uuu, Kisra'nın emri baş üstüne. Hemen iki adam görenir. Birinin adı Bazeveh olacak, birinin adı Harhusrev. Bu iki kişiye dedi, doğru Hicaz'a gidin, bu adamı bulun. Bunu bana getirin, ben de Kisra'ya yollayacağım. Gelmezse işte kafasını uçurun, kellesini istiyor. Peki dediler. Geldiler, Yemen'den gelen yol Taif'ten geçer. Taif Mekke'ye 90 kilometre. Taif'e geldiler, yolda bir Taifli bir adama rastladılar. Dediler ki, bu adamı arıyoruz, nerede bulacağız? Dediler ki, siz bu adamı buralarda zor bulursunuz. O Mekke'den hicret etti, Medine'ye göçtü. Niçin arıyorsunuz dedi, merak etti. O da müşriklerden imiş. Zaten Taif ehli o zaman müşrik idi. Mekke de müşrikti o zaman, fetihten evvel. Niye arıyorsunuz? Dediler ki, bu Kisra'ya bir mektup yazmış, Kisra'nın kafası bozulmuş, onu Kisra'ya götüreceğiz. Oh dedi, şimdi rahat ettik. Biz bundan baş edemedik dedi. Bunu dedi, Mekke'de de baş edemediler. Medine'ye geçti, bu devlet kurdu. Efendim milleti etrafına topladı ama şimdi dedi, Kisra ki buna kafayı taktı, bunun hakkından geldik dedi. Mekke'de yayıldı, Taif'te yayıldı, Kisra Muhammed'i istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Oh dediler, adamın hakkından geldiniz. Bunlar doğru Medine'ye yollandılar. Medine-i Münevvere'ye geldiler. Efendimiz'i aradılar sallallahu aleyhi ve sellem. Adresini buldular. Kapıda bekçi yok, koruma yok, bir şey yok. Çat kapı girdiler. Efendimiz öyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Resulullah Efendimiz'i görünce böyle bir titrediler. O iri yarı adamlar, kelli felli, en kuvvetli adamlar. Oturdular. Niçin geldiniz de? Dediler, sen Kisra'ya mektup yazdın, böyle böyle, o da seni istiyor. Şimdi bu bizim görevimizdir, mutlaka seni götürmemiz lazım. Ama seve seve gelirsen, Yemen emiri bizim emirimiz, Kisra'ya bir mektup yazar, bu işi biraz yumuşatırız, itaat etti, laf dinledi, geldi falan dersek, onun da sana belki bir şey yapmamasını sağlarız. Yani illa da gel sen bu işi böyle bastıral. Niçin? Çünkü götüremezlerse onlar yanacak. Onun için götürmek istiyorlar. Yoksa dediler, gelmezsen ne olur? Gelmezsen Kisra senin de bildiğin gibi dünyanın şehinşahıdır. Medine'yi de yakar. Ordularıyla buraya bir yürürse bütün insanları yakar, yıkar. Onun için sen kolaylıkla gel. Şimdi bizden birine böyle bir durumda
efendim dünyanın en büyük imparatorunun adamları gelip seni istiyor dedikleri, biz ne yaparız? Tutuşuruz. Ay beni görmemiş olun, ben kaçayım buralardan, bulamadık dersiniz şöyle. Resulullah Efendimiz adamlara ne diyor biliyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu iki adam mecusi, Kisra mecusiydi, ateşperestti İran. O zaman şimdi adamlar sakallarını tıraş etmişler, bıyıklarını uzatmışlar. Mecusi işi. Resulullah Efendimiz 60 yaşına geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. O yaşa kadar bir tane sakalını kesen adam görmemiş. Çünkü müşrikler de sakallıydı Mekke'de. Niçin? İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere kalıntı, örf bakımından. Müşrikin hoş dini, imanı, sünneti yok. Örf olarak. Efendimiz hiç sakalsız bir adam görmemiş. İlk bunları sakalsız görünce mübarek yüzünü çevirdi, bunlara bakmak istemedi. Burada Fıtrat-ı Tahir'de 105. sayfeden 112. sayfaya kadar Allah aşkına okuyun. Okuyun ya Celle Celle. Ne yazıyor orada? Yarın kabre girdiğimiz zaman Münker Nekir şu hale geldikte Resulullah Efendimiz'in sureti görünecek. Aynı resmi gelecek. Her mümine münafığa sorulacak. Bu zat hakkında ne biliyorsun? İşte o zaman bu Buhari hadisinde geçiyor. O zaman mümin bu benim peygamberim diyecek. Münafık bilemeyecek, cevap veremeyecek. Allah bizi tanıyanlardan eylesin. Ey Müslüman, bugün onun sünnetini tanı ki yarın da o seni tanısın. Bak o adamlardan yüzünü çevirdi. Yarın mahşerde Resulullah'ın şefaatini istediğin zaman senin yüzüne bakmak istemezse ne yapacaksın? Sen niçin peygamberinin yüzüne benzemiyorsun? Sen niçin düşmanların suratına yüzünü benzetiyorsun? Ben sana bunu vaaz ediyorum. Allah için diyorum, duyuruyorum sana. Senin menfaatine konuşuyorum. Adamlara ne diyor biliyor musun? Veylekuma men emarakuma abade. Yazıklar olsun size. Kılığınıza, kıyafetinize. Bu ne vaziyet? Bu suratınızın hali nedir? Sakalları yoldunuz, bıyıkları saldınız. Adamlar diyorlar ki Kisra seni istiyor diyorlar. Mutlaka gideceksin diyorlar. Bak o da diyor ki niçin sakal kesiyorsunuz diyor. Cesarete bak. Onlar da diyorlar ki bizim Rabbimiz bize böyle emrediyor. Tövbe ya Rab. Onların Rabbi Kisra'ymış. Rabbimiz. Efendimiz diyor ki velakinne Rabbi emrani bi ifa'i lihyeti ve qassi şaribi. Benim Rabbim de bana sakalımı uzatmamı, bıyığımı kısaltmamı emrediyor. Müslümana yakışan budur. Şimdi onlara diyor ki İrcani hatta diyani gada. Gidin diyor şimdi başımdan. Yarın gelirsiniz, ben sizle gelir miyim, gelmez miyim haber veririm size. Vahiy bekliyor Mevla'dan. Bakalım Mevla ne buyuracak? Adamlar misafir oluyorlar Medine'de. Elçiye zeval yok. Elçi. O gece Resulullah Efendimiz'e gökten haber geliyor. Allah Allah. Ne büyük yerden haber geliyor. Ne sağlam yerden vahiy geliyor. Ne haber geliyor? O gece Allah-u Teala Kisra'nın oğlu Şireveyhi babası Kisra'nın başına musallat ederek babasını ona öldürtüyor ve Kisra o gece geberiyor. Oğlu gebertiyor. Fakat o zaman da bir yerden bir yere haber haftalarda gider. İran neresi, Yemen neresi, Medine neresi, haber nereden gelecek? Haberleşme yok. 2-3 haftada mektupla haber geliyor. O gece Kisra gebermiş. Kimsenin haberi yok ki. Efendimiz sabah oluyor ki şu kuvvetli elçileri çağırın bakalım. Pehlivanları. Gelsinler. Geliyorlar. Ne oldu? Ne cevap vereceksin? İnne Rabbi kat katelelleylete rabbekuma. Bu gece benim Rabbim sizin Rabbinizi gebertti diyor. Herifler ne diyor bu ya? Benim Rabbim Allah, sizin Rabbiniz Kisra'ydı. Benim Rabbim sizin Rabbinizin hakkından geldi. Bu gece bir şey işini bitir. Nasıl oldu ya? Bak diyor, size söylüyorum. Cemaziyel ahir ayının 10. gününün çarşamba gecesi, yani 10. günün gecesi çarşambaya çatıyor. Geceden 6 saat geçince oğlu Şirevehi musallat etti, babasını öldürdü, tahtı tacı baş eline aldı. Saatine kadar vahiy gelmiş bak, gecenin saat 6 saat geçtikten sonra. Adamlar diyorlar bana bak, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kisra'yı oğlu öldürdü diyorsun. Bu ne büyük bir iddiadır dünyanın en büyük imparatoru hakkında. Biz senden bundan daha basit bir şey için intikam almaya geldik. Niçin? Onu dinle davet ettiğin için. Sen şimdi diyorsun ki Kisra ölmüş. Nasıl dersin bunu?
Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Biz bunu gideriz, aynen böyle Yemen emirimize bildiririz. O da Kisra'ya haber gönderir, ondan sonra sen ne olacağını düşünürsün, bizden efendim şey gider, mesuliyet gider. Söyleyelim mi diyorlar bu haberi Yemen emirine? Nam akhbirahu daki anni ve kula lehu inne dini ve sultani seyebluğu ma belege Kisra ve yebluğu ilel huffi vel hafiri. Evet, gidin benim tarafımdan, Kisra zaten geberdi, o daha duymaz. Yemen emiri sizi bana yollayan bazana bunu bildirin, Kisra helak olmuştur. Ve ona deyin ki benim dinim ve devletim Kisra'nın ulaştığı her yere ulaşacaktır. Bak şimdi, o zaman Efendimiz daha sırf Medine'de. Ama ne diyor? Benim dinim ve İslam devletim, Kisra bugün dünyanın yarısını parsellemiş o zaman. Oraları hep benim dinim alacaktır. Ve benim dinim atların tırnaklarının, develerin ayaklarının bastığı dünyanın en uzağına kadar varacaktır. Oldu mu olmadı? Daha da olacak. Viyana kapılarına kadar Osmanlılarla dayanmadı mı? Hazreti Ömer zamanında İran her taraf fetholmadı mı? Ne kaldı? Kisra'nın, Kayseri'nin mülkü mü kaldı? Ama esas ne zaman olacak inşallah? Mehdi Hazretleri zuhur edip İsa Aleyhisselam gökten nüzul ettiğinde, o zaman zaten dünyada müşrik kalmayacak inşallah. Yani bu din dünyaya hakim olacak. Gecenin gündüzün girdiği yere gireceği müjdesi takip edecek inşallah. Ve bir de diyor ki Yemen emirine deyin ki bu devlet reislerinin korkusu, din değiştirirsem, Müslüman olursam ne olur, tacım tahtım elimden gider korkusu olur. Koltuk sandalye derdi bunlar da çok olur. Onun için ona deyin ki eğer Müslüman olursa onu Yemen valiliğinden azletmeyeceğim. Yine valiliğe devam edecek, İslam valisi olarak devam edecek. Ve elim emrindeki orduyu yine ona teslim edeceğim. Ona ben yani vazifesinden azletmeyeceğim. Bunu da söyleyin ki Müslüman olmasına teşvik olsun. Harhusrev vardı işte. Harhusrev o iki kuvvetliden biri. Harhusrev'e de bir altın kemer hediye etti. Efendimiz altın gümüş takmazdı. Efendimiz'e bütün dünyanın kralları hediye yolluyordu. O hediyeleri böyle bunlara veriyordu. Çünkü Müslüman altın takamaz, gümüş takamaz. Kemer olarak o Harhusrev'e hediye verdi. Öbürüne bir şey verdi. Hadi güle güle. Bu iki elçi yollandılar Yemen'e. Geldiler Bazan'a. Yemen emiri de bunları bekliyor hararetle ki Kisra'ya haber yollayacağım, Kisra bir şey soracak, ben vazifemi yaptım yapamadım. Bunlar geldiler huzura, ne oldu? Yahu dediler, bir adama bizi yolladın, ödümüz koptu ondan ya. Niye dedi ya? Korumaları mı çöktü dedi. Yok ya, ne koruması var ne bekçisi dedi, çat kapı girdik içeri. Heybeti var adamın yahu dedi, ödümüz koptu. İşte bu heybet nedir? Manevi heybettir. Allah'ın verdiği heybettir. Celle Celal. Bu boyla, bosla, hırkayla, kürkle, rütbeyle, makamla değil. Onun hakiki ümmetlerinde de o heybet var mı? Var. Onun sünnetime uyanlara diyor, düşmanlarının kalbine Allah korku salar, dostlarının kalbine muhabbetini ilka eder diyor. Sünnetime uyan. Sünnet aynı bu heybeti getir. Hazreti Ömer nasıl? Radıyallahu anh. Ne heybet ne? Rum Kayser'in elçisi gelmiş Medine'ye Hazreti Ömer döneminde. Radıyallahu anh, Rum kralının elçisi, dünyanın süper devletinin elçisi. Şimdi bugün Amerika'dan elçi gelse bunların abdesti bozulur oturduğu yerde. Gelmiş Medine'de Emirül Mümininin köşkünü arıyor. Nerede? Kimse de ilgilenmiyor falan. Çünkü Hazreti Ömer'in köşkü var mı? Yok. O zaman da devlet çok ilerlemiş tabii, fetihler falan olmuş. Onun için kim bu adam diye elçi yollamış. Kimse efendim alıp götürmemiş. Bir nene, koca karı demiş ki, çok konuşma demiş, kralın sarayı nerede, marayı nerede. Bağla şuraya demiş atını, eşeğini, götüreyim seni Emirül Müminin'i, buluruz şimdi bir yerde. Ya elçi öyle bir şaşırmış ki, ben demiş dünyanın hangi devletine gitsem beni kral gibi kaçıyor. Çünkü en büyük kralın elçisiyim. Kral gibi karşılanıyorum. Burası ne biçim yer dedi ya. Koca karı bile bana hava atıyor dedi ya. Bağla şuraya eşeğini demiş, çok konuşma sen de. Nereden geldin sen de? Rum kralın elçisiyim diye hava atıyor bu. Ne hava atıyorsun demiş. Kralın sarayını arıyormuş. Gel Emirül Mümin'le gidelim. Bir de götürmüş onu Hazreti Ömer, ağacın dibinde uyuyor. Horlaması da duyuluyor. Tek başına, başında bekçi yok. Devletin reisi bekçisiz nasıl yatar? Korumasız. Rum elçisi ne demiş onu görünce biliyor musun? Ey Ömer, adaletli davrandın, onun için emin oldun.
Bizim krallarımız da zulmettiler, onun için korkak oldular. Çünkü adalet yapan kimseden korkmaz ki, kimse düşmanı olmaz ki. Ama zulüm yapan herkesten korkar. Hain korkak olur. 40 tane korumayla gezeceksin. Zulüm yaparsan öyledir. Başlamış elçi titreme. Hazreti Ömer daha uyuyor. Demiş bu uyurken ben titreme aldı beni. Bu uyanırsa ben nereye kaçacağım? Bir uyandı mübarek radıyallahu anh. Dediler ki Rum elçisi gelmiş. Kayseri'nin elçisi. Buyursun dedi. Elçiye zeval yok. Ondan sonra İslam'da elçi misafirperverlik vardır. Yedirilecek, içirilecek. Dedi yoldan geldin açsındır seni göndereyim de yemek ye öyle konuşuruz dedi. Rum kralı ne diyor onun hakkında? Rum kralı Hazreti Ömer'den baş ağrısına ilaç istedi. Dedi başımın ağrısı geçmiyor. Rum kralı kaçtı. Hiç başımın ağrısı geçmiyor. Ne olur dedi bana bir ilaç yollasın. Hazreti Ömer de bir takke yollamış ona. Takkeyi koydu kafasına. O anda başının ağrısı, demek migren miydi neydiyse, başının ağrısı geçti. Oh dedi ya. Bir denedi ki rast mı geldi, takkeden mi geldi diye. Bir açtı şöyle, açar açmaz hemen koydu. Sonra dayanamadı dedi ki ulan şunun içini bir açın dedi, bu takkenin içine bir şey yazdı bu adam dedi. Bir de açtılar takkenin kubbesine, içine yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ömer bir besmeleyle herifin başının ağrısını geçiyor. Hem gavurun bile başına yaramış. Biz de 104 kitabı yazıyoruz Müslümana, herifin hastalığı artıyor daha beter. Ne olacak? Yazan hocanın eli bozuksa, ağzı bozuksa, Kur'an besmele aynı mucize, Fatiha aynı, Kur'an'ın yardımı aynı, peygamberin nusreti, sünneti aynı, ümmetin heybeti aynı. Ama bizim imanlar aynı değil Müslüman. İman zafiyeti var. Kalpler körlendi. Yoksa bir şey değişmedi, Kur'an'ımız aynı duruyor. O bir besmele dünyaya kaldırır. Ama besmeleyi kullanacak ağız lazım. O haramlardan sakınan adaletli insanlar nerede? Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh. Adama dedi ki Rum elçisine, istersen göndereyim seni yemeğe, İstersen de ben de yemek yiyeceğim, benimle ye. O da düşündü ki şimdi gönderdiği yere gidersem belki cılız yemekler olur. Ben dedi kralla yiyeyim ki yani onun yemekleri yağlı olur. Yandığı gündür, aç kaldığı gündür. Çünkü dedi ben sizden yiyeyim. E peki öyleyse dedi benimle yersen. Bir çörek çıkarttı, yarısını ona verdi, yarısını kendi yedi. Ulan dedi keşke oraya gitseydik, belki orada daha yemek var. Hazreti Ömer ne yiyecek? Gitmiş bir valiyi ziyarete, valilerini teftiş ederdi radıyallahu anh. Ama ne adalet yapardı mübarek. Bütün valilere giderdi böyle denetleme. Gitti bir valinin evine. Vali çıkarttı buna 3-4 çeşit yemek koydu sofraya önüne. Dedi ki valiye bu yemekleri dedi bu halk eyaletin vilayet halkının en fakiri yiyebiliyor mu dedi. Ne en fakiri, en zengini bile yiyemez valinin yediği mi? Vali de demesin mi ulan hiç demek Hazreti Ömer'i tanımamış. Demesin mi ki herkes valimi de dedi böyle yemek yiyecek. Hazreti Ömer sen dedi koyun çobanlığı yapamazsın, seni kim vali yapmış dedi be. Azlettim seni dedi. Görüyor musun lafı? Böyle adam. Hazreti Muaviye bile sitem etti. Hazreti Muaviye ki radıyallahu anh, Resulullah'ın vahiy katibi, emini, ondan sonra Ebu Bekir Sıddık'ın Şam valisi, Hazreti Ömer'in Şam valisi, Hazreti Osman'ın Şam valisi. Ama Hazreti Ömer Şam'ı ziyarete ilk gideceğinde ne oldu? Kölesiyle nöbetleşe deveye biniyor. Kölesiyle. Kölenin ödü kopuyor, binmeyecek de emir var, bin diyor, mecbur biniyor. Köle ne kadar bindiyse iniyor, Hazreti Ömer o kadar biniyor, iniyor. Tam Şam'a girecekler, bir dereden geçecekler böyle çaydan. Sıra nöbet, Şam'ın uluları da Hazreti Ömer'i ilk geliyor diye karşılama çıkmış istikbale. Tam karşılama merasiminde Emirül Müminin geliyor, Şam'a ilk giriyor. Nöbette geldi köleye. Hazreti Ömer ne dedi köleye? Bin deveye. Kendi şimdi çaydan geçecek, ayakkabıları çıkarttı, paçaları da sıvadı, girdi dereye. Hazreti Muaviye yaklaştı, dedi ki Efendimiz Emirül Müminin, şimdi dedi Şam'ın uluları sizi karşılamaya çıktı, böyle pabuçlar elinizde, bacaklar sıvanmış, dereye girmiş vaziyette, bir isyani bir Emirül Müminin heybeti vardır, onun için ben köleye rica ederim, köle iner siz binersiniz, sonra yolda ödeşirsiniz dönerken, mesele değil, burada bu merasimde bu yakışmayacak deyince
Hazreti Muaviye ne dedi biliyor musun? Ey Muaviye dedi, nahnu kavmun azzenallahu bil İslam. Biz şeref bulduysak, ulu olduysak Allah bizi İslam'la aziz etti. O İslam'da bana adaleti emretti. Şimdi kölenin sırası o binecek, ben ineceğim. Ben heybetim varsa İslam'dan aldım o heybeti dedi. Tamam mı? Eğer peygamberin emini olmasan, Ebu Bekir'in valisi olmasan seni de azlederdim dedi. Böyle adamdı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Onun için Mevlana ne diyor? Heybeti hakkest nirtelkest. O Hazreti Ömer'in heybeti neydi? Yamalıklı cübbenin heybeti değil, Allah'ın heybeti. Bir cübbe giyerdi, 30 tane yama var üzerinde. Kürklen olsaydı Hazreti Ömer'i kimse adam yerine koymazdı. Ama 30 yamalıklı adamdan dünya titriyordu. Kurtlar sayıyordu onu, dağda kuzuya saldıramıyor. Çoban bile dedi ki bir sabah, Hazreti Ömer öldü, hadi cenazeye gidelim. Dediler sana da, nereden haber geldi dağın başında Hazreti Ömer öldü? Dedi bu seneye kadar dedi bu kurtlar kuzularla bir otlamıyor muydu? Niye bu sabah daldı dedi, Ömer öldü dedi. Çobanlar Medine'ye indi, Hazreti Ömer'in cenazesi kalkıyordu ya. Ey gidi Müslümanlar! Adamlar dağlardaki kurtları zapt etti adaletle. Şimdi evindeki çocuğu zapt edemiyorsun. Şeriat yok, sünnet yok. İman yok, ameli salih. Allah korkusu yok, bir şey yok. Ondan sonra herkes eşkıya olmuş ya. Ne olacak? Allah'ın heybeti bu. Sen de sinek kaytıraş, kıran tuvalet, o biçim efendim sarmalar, sırmalar, yaldızlar. İtibar, heybet nerede? Gideceksin Amerika'da, boynunu bükeceksin. Bizi de alın aranıza, ne olur kabul edin bizi falan. Yalvar da yakar. Bu muydu İslam'ın heybeti? Bu İslam'dan ayrılmanın zilleti. Ya efendi kardeşlerim, şimdi Yemen emiri soruyor elçilere, ne haber gönderdi sizinle? Dedi bize ki benim Rabbim sizin Rabbinizi gebertti dedi. Allah Allah, ne oldu? Kisra'yı oğlu öldürmüş. O zamana kadar da Yemen emirine daha haber gelmemiş Kisra'dan. O da bilmiyor bir şey. Dedi ki Yemen emirinize söyleyin, benim dinim, devletim Kisra'nın ulaştığı yerlere de ulaşacak. Dünyanın her ucuna varacak. Ve Yemen emirine de söyleyin, Müslüman olursa onu da valiliğinden azletmeyeceğim dedi. Yemen emiri dedi ki vallahi bu dedi kral sözüne benzemiyor dedi. Ben bu kadar krallarla görüştüm, hiçbir kralın sözüne benzemiyor. Zannederim ki bu zat dediği gibi peygamberdir. Ama dedi yine de duralım, haberlerinin çıkmasını bekleyelim. Doğru çıkarsa anlarız ki Nebi-i Mürsel'dir, gönderilmiş peygamber. Doğru çıkmasa bile yine de insaflı davrandı bak. Onun hakkında bir düşünürüz, hemen ona saldıramayız dedi. O kadar insaf etti. O anda kapı çalındı. Yemen emirinin kapısı çalındı. Ne oldu? Şireveh'ten mektup geldi. Şireveh kim? Kisra'nın oğlu. Ne oldu? O anda yani, onlar Medine'den gelene kadar demek, oradan da İran'dan mektup yeni ulaştı. Aynı haber. Bir de açtı mektup okuyor. Şireveh diyor ki, babam Kisra'yı katlettim, saltanatı ele geçirdim. Bundan sonra babamın bütün valileri bana biat edecek. Kisra bitmiştir. Ve o babam Hicaz topraklarındaki bir adama saldırmanızı emretmişti, sakın ona dokunmayacaksınız. Onun hakkında ben size sonra karar veririz. Mektup gelince, o anda o elçiler de Medine'den gelince, ne dedi Yemen emiri? Gördünüz mü dedi, bu zat peygamberdir. Nasıl dediği dakikasına çıktı. Kisra öldü dedi, işi bitti ha. Ben dedi iman ettim dedi. Bütün Yemen halkı o anda imana geldi. Elhamdülillah. Resulullah'ın mucizeleri sallallahu aleyhi ve sellem. Ennâsü alâ sülûki mülûkîm. İnsanlar başlarındaki yöneticilerin dini üzeredir. Çünkü baş Müslüman olunca ne oluyor? Bütün halkla beraber İslam şerefiyle müşerref oldular. Elhamdülillah. Şimdi kaynakları, bu anlattığım kıssanın kaynakları, ben hiçbir şeyi size kafadan atmıyorum. İbni Kesir tefsiri, tefsirinde değil, El Bidaye ve Nihaye isimli tarihinde, Hafız Ebu Naim İsfahani Delailü'n Nübüvvede, İbnül Cevzi El Vefa Bi Ahval Mustafa isimli eserinde, Taberi baş müerrihtir, Tarihül Ümem vel Mülk'te ciltleriyle, sayfalarıyla, numaralarıyla okuyun ve görün ben size ne anlatıyorum.
Demek ki Allah'ın nusreti, Allah'ın yardımı kiminle? Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kiminle? Onun sünnetine uyanlarla, onun yolundan gidenlerle. İnşallah bizimle de beraber inşallah. Ya Rabbi, bir kere cemaatimizde bulunan bizi senin için sevenleri bize ortak eyle. Dualara ortak eyle, cemaatlere müşterek eyle. Bize de arkamızdan böyle okunmak nasip eyle. Mahrum etme, elden ayaktan düşürme, boş çevirme. Bu cemaatlerden ayırma ya Rabbi. Gözden, nazardan, sihirden, insan, cin, şeytanların şerlerinden emin eyle. Cemaatlarımız sana emanet, namuslarımız, çarşaflarımız, İslam nişanlarımız, mukaddesatımız, maneviyatımız, vatanımız, bayrağımız, ezanımız, camilerimiz ve bu sohbetlerimiz ve medreselerimizi sana emanet ederiz. Sen muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Amin diyen dillerini harcamdan azad eyle. Ya Rabbi, cümlemizle cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Rıza-i şerifinle, lika-i şerifinle, vusletinle mesrur eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Habibinin istediklerini senden istiyoruz. Nasip eyle. Habibinin sana sığındıklarından sana sığınıyoruz. Uzak eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme inna nes'elükel cenne. Ma karrab eyleyha min kavli ma amel. Ne'udu bike minen nâri ma karrab eyleyha min kavli ma amel. Allahümme inna nes'elükel min khayri ma se'eleke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udu bike min şerri ma iste'azeke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Entel musta'an. Ve aleyke el belâgu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين içimizde deva vermedik, dertli bırakma ya Rabbi, şifasını vermedik, hasta çıkartma ya Rabbi, günahlarını affetmedik, günahkar bırakma ya Rabbi, tevbe nasip etmedik, günahkar bırakma ya Rabbi, dünya ve ahiret hayırlı muradına nail etmedik, mahrum bırakma ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, dinleyen, amin diyen hep ortak eyle ya Rabbel Alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, at-tayyibin, at-tahirin ve selamun aleyhi ve mursalin, elhamdülillahi ya Rabbel Alemin.